6600 ek göstergede kapsam genişleyecek mi sorusu merak konusuydu. Müjdeyi Çalışma Bakanı verdi. Tüm memurları hem maaş hem de emekli ikramiyesinde artış heyecanı sardı. Memnun oluruz. Memur muydunuz? Evet. Bekliyorsunuz herhalde. Öğretmenim. Uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. 6 milyon çalışanı kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ama öncesinde hükümet kritik bir adım daha attı. Kapsam genişleyecek. Çok daha fazla çalışanla emeklinin maaş ve ikramiyeleri artacak. 1600 göstergeyle emekli olacaksam 3600 emekli olmak bizim için daha avantajlı olacak. O konuda 3600'ün gelmesi daha iyi olacak. Mecliste Çalışma Bakanlığı bütçesi vardı. Muhalefet, üniversite mezunu her memur 3600 kapsamına alınmalıdır çağrısı yaptı. Müjdeli haber de Bakan Vedat Bilgin'den geldi. O konuda bizim gündemimizde onunla ilgili de bir çalışmayı yapıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücret derken flaş gelişme 3600 ek gösterge konusunda yaşandı. Ek göstergenin kapsamının genişleyebileceği iddia edildi. Kapsam genişlerse kamuda uzman personele de ek gösterge verilecek. Hatta birinci dereceye düşen 4 yıllık fakülte mezunu herkesin 3600 ek göstergeden yararlanması gündemde. Yani çalışırken de emekli olduklarında da maaşları artacak. Maaşı çok değil de emekli ikramiyesini daha çok etkileyecek diye düşünüyorum ben. Bir memura geliyorsa bütün memurlara gelmesi daha haklı bir gerekçe yani.